Değerli arkadaşlar, ülkemizin dış ticaret yollarının en kıymetlilerinden olan boğazlarımız, korunmaya olduğu kadar geliştirilmeye de çok açık. Dünyanın göz bebeği İstanbul Boğazı'nda da yoğun bir trafik ve yük taşımacılığıyla karşı karşıyayız. Yine 2021 yılında İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı yaklaşık 40 bin, uğraksız geçiş yapanlar 25 bine yakın. 465 milyon tonun üzerindeki yük İstanbul Boğazımız aracılığıyla taşındı. Bunun yaklaşık 151 milyon tonu da tehlikeli yük. Bu potansiyeli geliştirmek de, bu yükü hafifletmek de bizim görevimiz. Bunun için de hepinizin bildiği gibi dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek mega bir projemiz var. Kanal İstanbul. Türkiye'nin denizlerdeki lojistik hakimiyetini artıracak Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralayacağız. İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı 1950'li yıllarda ortalama 3000 iken son yılların ortalaması 45 bini bulmakta. Oysa İstanbul Boğazı'nın emniyetli yıllık geçiş kapasitesi 25 bindir. Bölgesel ve global gelişmeler dikkate alındığında trafiğin 2050'li yıllarda 78 bin, 2070'li yıllarda ise 86 bine ulaşması beklenmekte. İstanbul Boğazı'na alternatif bir güzergahın yapımının önemi gün gibi ortada. Mevcut trafik yüküyle Boğaz'da seyir, can, mal ve çevre güvenliği tehdit altında. Öte yandan teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi de dünya mirası İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturmakta. 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotlar için de çok ciddi kaza riski söz konusu. Dünyadaki ticaret hacmi ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında Boğaz'dan geçen gemi sayısının 2035 yılında 52 bine, 2050'li yıllarda ise 78 bine ulaşacağı öngörülmekte. Bugün yaklaşık 14,5 saat olan Boğaz'da ortalama bekleme süreleri gemi trafiğine, hava şartlarına, yaşanacak bir kaza veya arızaya bağlı olarak 3-4 günü hatta haftayı bulabilmekte. Tahmin edebileceğimiz gibi bu süre gemi sayılarındaki artış ile de daha da artacaktır. Bu nedenle İstanbul Boğazı'na alternatif bir su yolunun planlanması zorunlu hale geldi. Tüm modelleme ve simülasyonlar gösterdi ki Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacaktır. Kanal İstanbul'daki ilk ulaşım köprüsü Sazlıdere Köprüsü'nün temelini atarak projemize başladık. Yine diğer bir ulaşım geçişi olan Halkalı-Kapıkule hızlı tren inşaatı kapsamında Halkalı-Isparta Kule arası demiryolu hattı projemizi de kanalın altından tünelle geçecek şekilde planladık ve çalışmalara başladık. Değerli arkadaşlar, Kanal İstanbul günübirlik tartışmaların ötesinde uluslararası ölçekte bir ulaşım ve bölgesel bir kalkınma projesidir. SALT ideoloji siyasetiyle memleketine ayrılan olan her projeye karşı çıkan zihniyet yine karşımızda. Aynı zihniyet Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi Köprüleri yapılırken de iş başındaydı. Bunlara kalsa biz Boğaz'dan araçlarla değil sandallarla araçları geçirecektik. Onlar talimatları maalesef kirli odaklardan almakta. Bizler gönlümüzü, milletimize, gözümüzü, çocuklarımızın aydınlık refah içindeki geleceğine çevirmiş üşümüze, gücümüze bakmaktayız. Onlar memleket hayrına olan her işe karşı durmaya çalışa dursun. Bizler bütün engellere ve engellemelere rağmen milletimize hizmet etmekten, Türkiye'mizi dört başı mamur lider bir ülke yapmaktan geri durmayacağız. Dev yatırımlarımızı inşa etmeye devam edecek bir gurur nişanesi olarak milletimize, gelecek nesillerimize armağan etmeye devam edeceğiz. Merak etmeyiniz, biz bu filmi çok gördük. Sonu hep mutlu sonla bitiyor. Önce bir sürü yalan, sonra algı operasyonları, hatta dış ülkelerden yardım dilenme ve yatırımcıları, bürokratları tehdit. Ama karşılarında bunlardan yılmayan, her defasında
vatanına, milletine daha güçlü sarılan, sözünü tutan, başladığı işi bitiren ve milletine hizmetine sunan, dünyayı Türkiye'ye bağlayan AK Parti var. Değerli arkadaşlar, yeniden hizmete başlayan tarihi Şile Feneri'nin hayırları vesile olmasını diliyorum. Daha nice asırlar boyu hizmet etmesi temennisiyle seyir emniyeti için Türk boğazları başta olmak üzere tüm mavi vatanda 7/24 her daim hazır olan ve denizcilerimizin yanında olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz personeline ve yüklenici firmamıza da teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli Şileli kardeşlerim, bugün de çok kıymetli, hem tarihi hem de sembol bir değeri olan Şile Deniz Feneri'nin restorasyonunu yaparak yeniden hayata kazandırdık. İnşallah uzun yıllar hizmet ettiği gibi bundan sonra da Şile'ye bir sembol ve eser olarak ve tarihi bir miras olarak devam edecek. Ben Şile Deniz Feneri'nin tekrar hayırlı uğurlu olması dileğiyle, ya Allah, bismillah, hayırlı olsun.